Hoş geldiniz. Merhabalar. Yazar Cezim Çoban, kendisi araştırmacı yazar. Bodrum'la ilgili kitaplar yazıyor. Bugün konu kaplı olarak aldık onu. Hoş geldiniz Cezim Çoban. Hoş bulduk. Çoban. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, ben de iyiyim. Cezim Çoban kimdir? Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, anlatayım Kemal Bey. 1985 yılında Muğla'da dünyaya geldim. İlk öğretimimi ve orta öğretimimin bir kısmını Muğla'da, diğer kısmını Bodrum'da tamamladım. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandım 2004 yılında. 2008 yılında bölümümü dereceyle bitirdim. Daha sonra yüksek lisansımı Muğla Üniversitesi'nde tamamladım. Muğla kent kaynakçaları, bibliografiyası üzerine. Daha sonra bir yıl Bodrum Turgut Reis beldesinde bulunan Turgut Reis Lisesi'nde görev yaptım. Bir yıl vekil öğretmenliği yaptım. Sonraki süreçte tabi bu arada KPSS sınavında hazırlandım. Biz eğitimcilerin aslında en büyük handikapı oluyor. Eğitim hayatımız boyunca özellikle son 7-8 yılda sözel ağırlıklı dersler gördüğümüz halde işte matematikle ilgili soruları da yapmak durumundayız. O yüzden atanamadım. 2 yıl parakende sektöründe ve mağazacılık sektöründe çalıştım. Daha sonra da 2012 yılı Temmuz ayında Turgut Reis Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde göreve başladım. Bu kamu çalışma süre 2012 yılından bu yana devam etmekte. 2014 yılı Mart ayından bu yana da Bodrum Belediyesi bünyesinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak Bodrum Belediyesi'ne, Bodrum Kent Müzesi ve Arşivinde çalışmaktayım. Kente dair, Bodrum'a dair, Bodrum'un yerel değerlerine ve kültürüne dair araştırmalar ve derlemeler içerisindeyim. Bodrum'a dair işte kendime belirlediğim bir hedef var. Her yıl en az bir Bodrum konulu kitabı kaleme alarak Bodrum kent belleğini ve kent kitaplığını kazandırmak. Çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum. Teşekkür ederim. Ben bu arada çok başarılı buluyorum sizi. Teşekkür ederim. Birkaç kitabınızı okuma şansım oldu. Teşekkür ederim. Çok güzel detaylara değiniyorsunuz. Özetleyecek olursam ben böyle az bilinen şeyleri gün yüzüne çıkarmanız çok hoşuma gitti. Çünkü 5000 yıllık bir tarihten söz ediyoruz burada. Belki de insanları çeken cazibe noktası olarak Bodrum'un çekiciliğindeki temel nokta bu. Tarih boyunca birçok uygarlığa kaynaklık etmiş, yurtluk etmiş, mekan olarak yer sağlamış bir yer Bodrum. O yüzden hani her düşünceye, her fikre, farklı fikirlere sahip, farklı düşüncelere sahip olan insanların da buradaki bu kültür birikimini hissettikleri için, algıladıkları için ve keşfettikleri için Bodrum'un cazibesinin belki de en büyük cazibe noktası bu. Kültürel birikiminin çok köklü olması, derin tarihe dayanması. Yani kentte yaşamaktan bilgilerimi özellikle bu kente dair kaynaklar, bilgiler, kitaplar yoluyla sunmaktan gururluyum, mutluyum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bodrum'la ilgili kitap yazma dürtüsü nasıl ortaya çıktı? Sizce bunu alabilir miyim? Onun da bir hikayesi var Kemal Bey, evet. Böyle üniversite yıllarında, 2007 yılında Selçuk Üniversitesi, biliyorsunuz Konya'da, yerleşkemizin bulunduğu alan da Konya kent merkezinden yaklaşık 40 dakika uzaklıkta. Tramvayla biz gelip gidiyoruz. Her hafta sonu Konya kent merkezine giderdik. Rampalı Çağrışı adı verilen 7 katlı bir pasaj var, kitap pasajı var. Her hafta gittiğimizde bir yaşlı amca dikkatimi çekerdi. Elinde bir pazar çantasıyla kitapçıları dolaşarak sorular soruyor. Aldığı yanıt olumluysa biraz bekliyor içeride. Kendisine tabii ikramda bulunuyorlar. Eğer kendisine verilen cevap
kendini memnun etmediyse başka bir dükkana geçiyor. Zemin katta bir Bayram abimiz vardı orada, kitapçı. Ona sordum. Ya Bayram abi dedim, bir amca görüyorum işte böyle nur yüzlü, elinde pazar çantasıyla dolaşıyor, gözlüklü. Cezmi kardeşim dedi, o Hasan Çopur'dur dedi. Hayatının 6 ayını Konya'da, 6 ayını da İstanbul'da sürdürüyor. Eski iş adamlarından artık bütün işlerini çocuklarına devretmiş, kendini Konya kitaplığına vakfetmiş. Her dükkana girip sorduğu soru da şu, benim işime yarayacak Konya'ya dair elinizde kitap, gazete, yerel gazete, dergi, efemera, kartpostal, harita, seyahatname vesaire var mıdır? Bir gün kendisiyle kitapçıda rastlaştık. Kendimi tanıttım. Memleketimi söyledim. Bana şunu demişti orada. Sen de benim yaptığım gibi kendin nereliysen, dedim Muğla'lıyım, Bodrumluyum. Kendi yaşadığın şehre dair kitapları, kartpostalları, pulları, işte hatıra paraları vesaire işte toplayabilirsin dedi. Benim hayatımın kırılma noktalarından biri oldu. Hani 80 yaşına gelip hayatının bu son demlerinde kentine dair kalıcı bir şeyler bırakmak isteyen bir büyüğümüz Hasan Çopur. Onun bu azmi, bu farkındalığı benim hayatımın kırılma noktalarından biri oldu. 2007-2008 yılından bu yana Bodrum ve Muğla'ya dair ulaşabildiğim yerel kaynakları, gazeteleri, dergileri, fotoğrafları, kartpostalları, efemera niteliğinde olan seyahatname kitaplarını, gravürleri, haritaları, broşürleri, kitapçıkları toplamaya çalışıyorum. 2012 yılından bu yana 14 kitabımız yayınlandı bu arada. Bunların çok az kısmı bugün baskısı mevcut olan yayınlar. Belleklerde yaşayan Bodrum, işte şu anda burada olan Bodrum Amiral Turgut Reis, işte Bodrum Efsaneleri, Bodrum Mahalleleri, Bodrum Bibliografyası. En son Bodrum Mahalleleri kitabımız yayınlanmıştı.